Evet, tekrar karşınızdayız, tekrar buralardayız. Hepinize selamlarımızı iletiyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Yusuf Salih Kılınç, idareciler lazım. Bize yakışıklı, çekici, artist gibi şık giyimli ama parayı sevmeyen. Bizim ülkede tüm mevki sahipleri, evet, insanlar düşündükçe dar görüşlü insanlar, evet, ilginç bir şey. Yorum. Fatoş Kerimoğulları diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Millet zaten ne yer ne içerse pencereden aşağı fın da eder. Yol kenarları pislik içinde, yediğini içtiğini bari arabanda bırak da evine gittiğinde çöpüne koy. Amara nerede öyle, öyle duyarlı vatandaş? Hep cahiliz, doğamız bunu fena acısını çıkaracak diyor. Evet. Evet. Ceza vermiyoruz. Bu kişi ormanları yaktıysa Allah bunu yaksın diyoruz. Oktay Beyaztaş dedi. Biz de aynısını söylüyoruz tekrardan. Salih Yusuf Kılınç, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Yangın kabusu bitmiyor dedi Kıbrıs Gazetesi bugün manşetinde. Bugün Kıbrıs Gazetesi de tıpkı diyalog gibi bir şey verdi, maskecik verdi. Gönyeli'de MOBESE direklerinin dikilmesine karşı çıkan belediye başkanı Benli, direklerin üzerine oturarak çalışma yapılmasına izin vermedi. Başkan olduğum sürece bu direkler dikilmeyecek dedi. Evet, asırlık ağaçlar yok oldu. Çetin Eren'e ait restoran tamamen yandı. O Kalkanlı Tepebaşı bölgesinde. Ekili alanlar da yandı ülkemizde. Ve herkesi şok eden ölüm, Behiye Bilgiç Kıbrıs'ta da var bugün. Uyanmanın vakti geldi diyor CTP Milletvekili Asım Akansoy Yeni Bakış manşetinde. Memleket yangın yeri diyor Habil Tülücü Başkanımız, Paşaköy Belediye Başkanı. Ulukışla Aslanköy arasında da yangın çıktı. Mausa'dan acı haber, 41 yaşında Behiye Bilgiç yaşamını yitirdi. Seyir halindeyken yandı bir araba da Arapköy Kavşağı yakınlarında Girne Değirmenlik yolunda ve Tepebaşı Akdeniz köyleri arasında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalışan bir kişi tutuklandı. Eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer diyor ki hükümet Aksa'nın şantajına maruz kalabilir. Evet. Salih Yusuf Kılınç yorumlarını yazmaya devam ediyor. Ahmet Benzincioğlu, şeytana uydum diyerek kabul etmiş yaktığını zaten. Neyi kabul etmiyor bazı vatandaşlar anlayamadık diyor Ahmet Benzincioğlu. Hayır, yargı kararını verene kadar kabul etmiş etmemiş bizi ilgilendirmez. Eğer gerçekten suçluysa, evet, Serpil Pilli günaydın. Salih Yusuf Kılınç'a teşekkürler. Selen Reis sağ olun. Sağ olun. Engin Kürşat sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Örsan Balıkçıoğlu kardeşim bir mesaj göndermiş bize. Neymiş bu? Evet, Sentilaryon bölgesinde erken müdahale ederek kafeteryada, giriş kafeteryasındaki yangın söndürüldü. Saat 02:30'da yangın çıktı. Orada büyük bir felaket önlendi. Tarım Bakanı Dursun Oğuz da sabah 02:30'da oradaydı. Çok ilginç bir haber. Bu da önemli. Evet, Ahmet Benzincioğlu'na teşekkür ediyoruz. Güneş gazetesindeyiz. Mausa'ya gidelim, denize de bitmez bu memleketin sorunları diyor Ahmet Efecan. Gidelim denize diyor abi. Ahmet Efecan öyle diyor. Bugün sağ olsun, var olsun. Mausa Türk Gücü'nün logosu da selam olsun tabii ki. Biz Atatürkçü düşüncenin insanlarıyız. Başbakan Tatar, Güneş Gazetesi'nin manşetinde bugün 19 Mayıs
Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bakanı Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda zorluk ve sıkıntıların kararlılıkla aşılacağını söyledi. 1995 sonrası en büyük yangın olduğunu açıkladı Dursun Oğuz geçen günkü yangını. Sayın Başbakan helikopter temini değerlendiriliyor dedi ve Bakanlar Kurulu emeği geçen yangın konusunda emeği geçen herkese teşekkür açıklaması da yaptı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı. Aman Sayın Taçoy, senin her açıklaman bizi birazcık ürkütüyor. Ürkütür ayağım, çok fena. Hani para? Eneşiryal ya. Yangın söndürme uçağı için harekete geçin diyor Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu. Yangın söndürme uçağı için harekete geçin. Sayın Davulcu'ya bir sürprizim var. Çok teşekkür ederim bu arada. Sevgili Örsan Balıkçıoğlu, bizim her yerde haber varın videosunu bizimle paylaştı. Biz de paylaşacağız şimdi Facebook sayfamızdan. Ve YouTube'dan izlemek isteyen izlesin. Sayın Çakıcı da Cumhuriyet çocukları her dönemde emanete sahip çıkmayı bildiriyor. 19 Mayıs bayramınızı kutluyor sizlere. Evet, her yerde haber var. YouTube'da da izleyebilirsiniz. Her yerde haber varı bizler de şu anda paylaşacağız. Facebook'ta paylaştık. Her yerde haber var. Gaziveren diye girerseniz Twitter'da da paylaştık. Her yerde haber var. Gaziveren dediğiniz zaman paylaşabilirsiniz. Orada sizlere söyledik. Evet. Nola Halimiz sevgili Hüseyin kardeşim, Hüseyin Şener kardeşim, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi ki varsın. Dün gerçekten Hüseyin Şener aklıma gelen insanlardan ilkiydi. Sevgili babası tabii ki. İki ellerinden öpüyorum Lefke'de. Hüsnü abimizin, Hüsnü Şener abimizin. Çünkü bu yanan, dün yanan bölge bir zaman işte bir Lefke grubu vardı. Biz de sevgili Kenan, Hüseyin'in de eniştesidir zaten. Kenan Örgen kardeşim. O gruba girerdik böyle o dönemde. Öyle yanlarında giderdik. Yani av bölgemizdi. Çok sevdiğimiz bir bölge. Dün zaten hep sorduğum oralarıydı ama gitti hepsi. Yandı kardeşim. İki derenin üst kısmı, alt kısmı yandı. Evet. Yasemin Bekitener, sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun Yasemin Bekitener. Teşekkür ediyoruz. Kapalı devre, açılmaya devam diyor Detay gazetesi. Ve Cemal Özyiğit hocam, toplum menfaati için elektrikte indirim değil, yatırım yapılması daha sağlıklı bir adımdır diyor. 20 Mayıs'ta plajlar, 1 Haziran'da oteller, Vatan manşetten bu başlığı attı. Kundak şüphelisi yakalandı, tutuklandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Bu akşam saat 20'de Bakan Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katılacağı Fener alayı, Citroen ışıklarından meclis güzergahına kadar yürüyecek. Citroen ışıklarından meclise kadar yürünecek bu akşam. Gönüllü öğretmenler katılacak. Ve kim yaktı son gazetemiz, kim yaktı diyor. Adanın kuzeyine yüzlerce dönüm ormanı kül eden yangının ardından gözler, kim yaktı, yangın nasıl çıktı sorusuna çevrildi. Tepebaşı Kalkanlı yangınının ardından yaşanan gelişme görenleri dehşete düşürdü.
Y.S. adlı kişi Tepebaşı Akdeniz yolunda mangal yakısını ateşledikten sonra ormana attı, kaçtı, polis tarafından tutuklandı. Evet. 5,5 aylık hamileydi 41 yaşındaki Behiye Bilgiç'in sır ölümü diyor Yeni Düzen ve kraliçe kurtuldu. Eğitimci, fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları'ndan 800 yaşındaki kraliçe dünkü yangında can vermedi notuyla anıt ağacın dün görüntülediği fotoğrafını paylaştı. İnşallah kurtulmuştur diyor ama büyük hasar var tabii ki, etraf her taraf yandı. Allah'ım ağaçlarımızı korusun. Evet. Acaba gelişen bölge arazi mi açarlar yakarak? Tuhaf diyor Serkan Lokma. Mehmet Bozyel bize selamlarını ediyor. Serkancığım, herkes farklı bir şey düşünüyor. Senin gibi düşünenler de var. Evet, takımlar mesafeli başladı. Futbol kulüpleri sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde aerobik ve kondisyon antrenmanlarına başladı. Spor merkezi işletmecileri, antrenörler ve sporcular toplanarak 20 Mayıs'ta açılma talebini iletti. Bakanlar Kurulu 27 Mayıs'ta açılıma kararı aldı. İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi. Güney Kıbrıs'ta da Omonia şampiyon ilan edilmedi ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına karar verildi. Mausa Türk gücünün şampiyonluğu dışında hiçbir senaryoyu kabul etmem diyor Bülent Dizdarlı. Çetinkaya Kulüp Başkanı Bülent Dizdarlı bu şartlarda takımı sahaya çıkarmayacağını, 30 Mayıs'taki genel kurulda yetkinin bana verilmemesi durumunda isteyene başkanlığı vereceğini söyledi. Kartal sahaya kondu, göçmen sıkı çalışıyor, lider topla buluştu. Evet, bugün spor sayfalarımızda da bunlar var. Evet, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Türkiye'de uygulanan ve liglerin sonlandırıldığı beyaz sayfa uygulamasının ülkemizde uygulanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Perşembe günü başladı Göçmenköy, takım 3 gruba ayrıldı teknik direktör Hakan Sermaye. Zor olacak diyor, zor olacak. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu tek temas top diyor. Salonlara geri dönüş, antrenmanlar mesafeli başladı. Hasan Sertoğlu hak yemeden devam edeceğiz diyor. Ve ya ligden çekiliriz ya istifa ederim diyor Çetinkaya Başkanı. Evet, şimdi Serhat İncirli'nin yazısına bakacağız. Bugün Serhat İncirli ne yazdı? Haberci gazetesinde. Haberci gazetesinde yayınlandı şu anda yazımız bugün. Eğer o yangını bir kişi bilerek ve isteyerek çıkarmışsa dedik bugünkü yazımızda. Bilerek ve isteyerek çıkarmışsa. Bu çok önemli. Gerçekten mahkeme kararını vermişse bunu yazdık bugün ve bir miktar da şeftali kebabımızdan bahsettik tabii ki. Evet, yazıyı Facebook'tan da okuyabilirsiniz. Hemen okuyalım, sonra ara verelim. Ardından Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Yenal Senin ile sohbet edeceğiz bugün. İngilizler arsonist der. Türkçe'ye kundakçı olarak çevirisi yapılmıştır. Arsonist, bir şeye zarar vermek veya yok etmek için kasıtlı olarak ateşe veren kişi olarak açıklanır. Türk Dil Kurumu kundakçılık için şu tarifi yapmaktadır. İçinde oturulan ya da oturulmayan ev, yapı, koru, orman, biçilmiş ürün, yığın, kesilmiş odun ve kereste ve benzeri nesneleri ateşe verme. Bunu yapan kişi kundakçıdır. Tepebaşa Kalkanlı arasındaki ormanı kömüre çeviren yangınla ilgili bir kişi kundakçılıktan tutuklanmış. 5 çocuk, 2 çocuk babasıymış. Kim olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Acaba diyorum, bir çeşit ruh hastalığı meselesi mi? Yani alevleri izlemekten zevk alma hali mi? Filmlerdeki gibi. Elbette yargının sonucunu beklemek lazım. Elbette masumiyet karinesi söz konusu.
Daha mahkeme yok. Fol yok, yumurta yok. Biz bir kişiyi yargısız infaz etmeyelim de, eğer gerçekten o yangını bir insan çıkarmışsa, ruh sağlığına ve çocuk babası oluşunu aldırmaksızın canlı yayında kurşuna dizilmesi dahil olmak üzere her türlü cezaya okey derim. Çok üzgünüm. Daha önce çocuk tecavüzcüleri ve katilleri için benzer cezaları düşündüğüm olmuştur. Demokrasi, çağdaşlık, insan hakları, idam cezasının vahşiliği, hukukun üstünlüğü tartışmaya bile girmem. Aslında demiyorum. Dileyenin idam mangasını canlı olarak izleyebilmesi sağlanmalı diyorum. Geçip baktınız mı o ağaçlara? Gün boyu 800 yıllık, 1000 yıllık zeytin ağaçlarını hayal ettim. Bölgeyi iyi bilen, ulaşabildiğim dostlarıma, arkadaşlarıma ulaştım. Ağaçları sordum. Özellikle tarihi olanları. Oraları daha yanıyor dedi biri. İtfaiyeciler galiba bir tek yaşlı ağacı kurtarabilmişler dedi öteki. Herhalde bugünkü gazetelerde okuruz kaç hektar, kaç bin ağaç gittiğini. Bir kişi kundakçılıktan yakalandı haberini işittiğim dün öğle saatlerinden sonra gerçekten dengem bozuldu. Nasıl bir ruh halidir, nasıl bir duygudur? İster misiniz ruhsal durumu bozuktan aklını versin? Neyse, yargıya müdahale etmiş olmayalım ama dayanamıyorum. Gerçekten o ağaçları gidip görün. Hayvanları, makileri, şinyaları düşünün. Siz de hayal edin. Adam keyif için yakmışsa eğer, yakmışsa tabii ki. Evet, çok acı bir olay. Ve anavatan tabii ki yanımızda, helikopterlere teşekkürler, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de teşekkürler. Bir ilk olmuş, onlar da bir uçak, bir helikopter göndermişler. Bu işbirliğinin bizi çözüme götürmesi dileğiyle. Emekli itfaiye müdürü değerli abi Maysın Öztürak diyor ki, yangını söndürmek için harcanan enerji bir yılda eğitim için harcansa yangınlar önlenebilir. Buna da katılmamak elde değil. Yangın başlamış, helikopterler 5 saat sonra müdahale etmiş. Çaresizlik, zavallı olma hali, yoksulluk, devletsizlik, ne diyeyim, psefto diyeceğim, ateş alacaksınız. Ne desem boş, paramız yok, helikopter alamıyoruz. Eneşi, realya, nopatapat. Paramız yok, planımız yok, almak için programımız da yok. Yangınlardan korunmakla ilgili olarak şov yapmanın ötesine geçemiyoruz. Bir de yangından sonra açıklama yapmakta fevkaladeyiz. Yüreğimiz yandı. 50'de 50 vekilimizin açıklaması var bu konuda. Bu da üzücü aslında ki o da başka mesele. Bu konuda ciddi anlamda yangın eğitimi yapan Intergaz'ı yürekten kutlamadan geçemeyeceğim. Örnek alınmalı. Hem de sadece şirketler değil, devlet tarafından da rol model olarak takip edilmeli Intergaz. Hangi okulumuz göstermelik birkaç tanesi dışında kaç öğrencisine şimdiye kadar yangın eğitimi verdi? Ne kadar ciddi aldık bu konuyu? Ve paramız da yok, ne acı değil mi? Her yıl geçici ormancı alınıyordu. Bu yıl o da alınmamış. Ama KKTC forever diyorsunuz ha? Ayran yok ayran. Ayran yok. Sizler maşallah atla büyük abdeste gidiyorsunuz. Kabul edeniniz de yok. Ayran, ayranımız olmadığını. Kısacası diyorum ki atları satın. Lüksleri elden çıkarın. Atla abdesthaneye gitmekten artık vazgeçelim çünkü memleketin ayranı kalmadı. Bayramları iptal edin. Dini olanları da, milli olanları da. Allah'tan dış gezi şimdilik iptal. Konuk da kabul etmeyen 3-5 yıl. Devletin iki telesini dahi siyasi ve hamasi şovlara sakın ama sakın harcamayın. Devletin maaşları nasıl ödeyeceğini, kesinti yapmak zorunluluğunuzu memurin takımına nasıl anlatacağınızı düşünün. Bu işe odaklanın. Zenginlerin birikimlerine tıraşlama olacak mı? Yoksa bu konu cız
mı? Özel okullar, üniversiteler, kumarhaneler, oteller ne olacak? Bunların hesaplamasını yapın. Defalarca yazdım, defalarca yazmaya da devam edeceğim. Türkiye'den para geldiydi. Aha, hafta sonu kesin buradaydı gibi zırvaları kendinize saklayın. Çünkü kendinizden daha çok kraldan kralcı bir atmosfer yaratıyor ve Türkiye'yi küçük düşürüyorsunuz. Siz de yalancı oluyorsunuz. Bir gün para gerçekten gelse bile ahali inanmayacak. Yalancı çoban hikayesindeki gibi olacağız. Son olarak bir not daha eklemek istiyorum. Kaç gündür içimde kaldı, yazamadım, çatlayacağım. Ne olur şeftali kebabı tartışmasına girmekten vazgeçin. Efendim, Türkiye'de bir kanal saçmalamış. Adı üstünde kanalın, şov yapmış. Gülümseyin, geçin. Şeftali kebabı Türkiye'de karasal iklimin egemen olduğu bölgelerde ağza bile alınmamalı zaten. Çünkü bu yemek diyetisyenlere ve uzmanlara sordum, Akdeniz mutfağı ve Akdeniz diyeti ürünüdür. Çok sıcak havaların kebabıdır. Soğuk havalarda insanın bunu hazmetmesi kolay değildir. Kuzu yağı veya domuz yağından, bannadan ve her iki hayvanın etinden, kıymasından yapılıyor çoğunlukla. Rumlar domuzdan, biz kuzudan. Bu nedenle kesinlikle Akdeniz yiyeceğidir. Kaldı ki köken çok yüksek olasılıkla İtalyan mutfağıdır. Hepsinden önemlisi, bir şef vardı, adı da Ali'ydi. Onun yaptığı kebaptı, bu nedenle adına Şefali'nin kebabı demişler, sonra Şeftali kebabı olmuş iddiasını da lütfen zırvalamayın. Bakan Nazım Çavuşoğlu en başta, babası, dedesi ne zaman şef kelimesini kullandı ki? Hangi Kıbrıslı, hangi geçmiş tarihte yemek pişiren, kebap yapan ustaya şef dedi? Yalan! Yeşilçam repliğidir. Yalan söylüyorsun. Bizim geçmişimizde doğrusu aşçı olduğu halde atçı veya ahçı denirdi. Hatta lokanta veya restoran yoktu. Köylüler şehre gittiğinde bir atçıhanede ya da bir ahçıda yemek yerdi. Kısacası Show TV'nin yaptığı şovdu. Bilgisizlikten programı da dolduralım maksatlı net saçmalamaktı. Bizimkilerin yaptığı alelade propaganda. Şef Ali'ymiş. Hadi yahu. Uydurmayın. İsmin kökeni konusunda en az Show TV kadar saçmaladınız ama tarifinde sıkıntı olmadı yine de. Da Şef Ali olayını abartmayın çünkü yok öyle bir durum. Şimdi araya gidebiliriz. Selamlar ediyoruz. Soner Savcı Osman kardeşime de selamlar ediyorum. Canan Hasan'a teşekkür ediyorum. Ruhsal durum virüsten dolayı bozuktu diyor yangın çıkardığı iddia edilen kişiyi. Evet, Merkel'e söyleyelim bize helikopter yollasın diyor. Yazın süper Kamil Özalay doktorum. Almanya'dan bize selamlar ediyor. Eralp Hüseyin, her yer açılıyor. Fakat Kudret Bey güneyde çalışanlara ağzına bile almaz. Biz ne olacak? Yani Kudret Bey'e bu konuda saldırmanın anlamı ne? Anlamadım, Kudret Bey ağzına almaz diyorsunuz bu konuyu. Bu konuyu şimdi sorarız biz de sevgili Yenal Senin'e. Ara verelim. İngiliz valisinin ahçısı imiş. Kemal Pars diyor. Şef Ali. İngiliz valisine gelmiş. O Şef Ali'yi öyle yapmış. İngiliz valisi de Şef Ali. Oh Şef Ali. No, very good demiş. Verigo üzümünden Şef Ali kebabı oradan çıkmış. Yalandan ölen olsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu diye bir kurul olmazdı zaten diye iddia edenler olabilir. Ama biz iddia etmeyelim ve araya geçelim. Aradan sonra Yenal Senin başkanımızla, Halkın Partisi Başkan Vekiliyle sohbet edeceğiz. Ayrılmayın.